KP Volley'den herkese merhaba. Olimpiyatların ikinci maçını konuşacağız. Güzel bir maçtı. Mehmet Sevinç'le birlikteyiz. Ben Burcu Biçer. Başlıyoruz. Başlayalım. Hocam öncelikle ilk 6'yı bir yorumlamanızı istiyorum. Sürpriz isim burada bence İlkin'di. Hoca İlkin'e ne kadar güvendiğini gösterdi bence. Çünkü ilk sette de İlkin çok iyi oynamadı açıkçası. Ama onu çıkarmadı. Ona bir görev vermiş ve İlkin gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. İkinci setten itibaren özellikle bir ara baktım %75'li hücum yüzdesi. Maç bitiminde de yanlış hatırlamıyorum. %62 ile 63 yazmışım, bitirdi. Tamam. 62-63 ile bitirdi. Servis karşılama istatistiklerine baktım. Gayet iyi. Ben ilkini bugün gerçekten özellikle ikinci setten itibaren çok ama çok beğendim. Zaten ilk sette Vargas dahil hiçbir oyuncumuz maça giremedi. Henüz uyanamamıştık bizim için. Yerel saatle 9'da başlayan maç biraz erken malum. Yani Hollanda maçında da böyle oldu. Giremedik maça, biraz geç açıldık. Bu mücadelede de ilk set kayıp bir set. Onu bir kenara bırakıyorum. Devamına bakıyorum. Devamında ilkin bence hocanın oynadığı maçlar için de aldığı risklerden biriydi. Çünkü herkes Ebrar'la başlamasını bekliyordu bu mücadele. Rakip fizikliydi. Hücumda hata yapan bir takımdı. Biz hücumda ve blokta Ebrar'la etkili olabilirdik. Maç öncesi analizler genelde bu yöndeydi. Ebrar öne çıkıyordu bu maç özelinde. Ama ilkinde ısrar etti ve ilkin çok iyi performans gösterdi. Hocanın da hakkını vermek lazım. Demek ki antrenmanlarda çok iyi bir performans gördü ilkinden. Rakip analizi demek ki çok iyi yapılmış. Zaten hoca gerçekten muazzam işler yapıyor. Yani maç içinde dokunuşlar, molalar, değişiklikler hepsi yerli yerinde. Hoca için diyebilecek hiçbir şey yok kesinlikle. Ama şu bir gerçek ki hoca neden risk aldı dedim. Bunu da açıklayayım yine. Yanlış anlaşılmasın. İlkin çok iyi bir oyuncu. Risk almasının nedeni ilkin eğer kötü bir performans sergileseydi bugün ve maçı kaybetseydik ceza kesinlikle hocaya kesilirdi. Evet. Bu açıdan risk aldığını düşünüyorum ve bu riskin neticesinde maçı da kazandı. Ben ilkinin performansını, Zehra'nın performansını, Vargas zaten olağanüstü maç oynadı. Çok beğendim, Elif'i çok beğendim. Bugünkü mücadelede top dağılımı, attığı paslar son derece dengeliydi. İyi servis attık Hollanda mücadelesiyle kıyasladığımızda ve daha iyi servis karşıladık. Bu da bizim elimizi rahatlattı hem hücumda hem savunmada. Rakibin de attığımız servislerle dengesini bozduk. Ben açıkçası tabii ilk seti bir kenara koyacak olursak iyi bir maç çıkardığımızı, Hollanda maçının üzerine koyduğumuzu ve İtalya maçı öncesinde de güzel sinyaller aldığımızı takımdan söyleyebilirim. Yani hem serviste hem blokta hem hücumda gerçekten güzel bir performans sergiledik. Eda Kaptan'a geçmek istiyorum. Oyuncuları tek tek konuşalım da istiyorum bu programda. Eda Kaptan'ın bir önceki maçta Hollanda maçında olimpiyatlarda 100 sayıya ulaşan ilk sporcuydu. Bu maçla beraber 104 sayı oldu. Ne dersiniz? Eda Kaptan nasıldı? 104'ü geçmiş olması. 114 sayı 114 oldu. Sayı. Eda ile Elif'in uyumu bugün çok daha iyiydi. İki top dışında genelde çok iyi anlaştıklarını gördüm. Eda'nın servisleri de bugün çok daha iyiydi. Blok performansımız dediğim gibi yani net blok sayılarını da Domini'ye geçtik ve topa dokunmada da bir hayli üstünlük sağladık. Yani hemen hemen her topa dokunmayı başardık. Rakibin zaten bizim seninle daha önce konuşmuştuk zannediyorum. Yani Zehra'nın dönmesi burada çok kritikti. Evet. 14 topa değmiş. Evet. Zehra. Bu son derece önemli. Yani o yüksekliği Domini'ye karşı yakalamak önemliydi. Eda ve Zehra ile bu yüksekliği yakaladık. Eda'nın hem servis hem bloğu etkiliydi. Hücumda çok iyi anlaştı Elif'le. Eda üzerinde konuşacak olursak çok iyi bir maç çıkardığını Eda'nın da kesinlikle söyleyebiliriz ama Zehra da gerçekten kritikti. Yani onun yüksekliği mesela Aslı'yla bu kadar fazla topa dokunamayabilirdik. Yükseklik dezavantajından dolayı. Evet. Oyuncu kapasitesinden dolayı ya da yeteneklerinden dolayı değil. Yükseklik dezavantajından dolayı Zehra zaman sakatlığından dolayı köşelere gitmekte zorlandı. Bunu gördük ama yine de sahadaki varlığı, o yüksekliği, 14 topa dokunması savunmamızı gerçekten rahatlattı diye düşünüyorum. Yani Zehra Güneş'in performansı bence de çok iyiydi. 8 sayı, 5 hücum, 4 blok ve sakatlıktan gelen bir oyuncu gibi hiç durmuyordu. Ya gerçekten iyi bir performans gösterdi Zehra. Robocop gibiydi. Biliyorsun bizi sarılıydı. Çok kolay değil böylesi bir durumda oynamak. Çok da alışkın olduğu bir durum değil ama buna rağmen iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim ben Zehra Güneş. Hande Baladın'a geçiyorum. O da 5 hücum, 3 blok, 2 ace ve 10 sayı yaptı. Gerçekten onun performansı da iyiydi. Servis karşılamada iyiydi, savunması iyiydi. Hücumda o beklediğimiz Hande performansının altında kaldığını söyleyelim. Hücumda çok iyi bir gününde değildi ama çok kritik bloklar yaptı. Çok kritik 2 ace buldu. Savunmamızda yine dengeleyici faktör oldu. Milli takımımız için önemliydi bu. Hücumu dışında ortaya koyduğu performans evet iyiydi. Vargas'a geçiyorum. Vargas maçı maçın oyuncusuydu gerçekten. 31 sayı, 26 hücum, 2 blok ve 3 ace ile maça damgasını vurdu diyebiliriz. Vargas da geç uyanan oyuncularımızdan biri oldu. Maça başladı. 6'da 1, %14 ile başladı maçı ama ikinci setin sonunda istatistiğini %70'e kadar çıkarmıştı. Çünkü sonrasında 20'ye 14'te getirdi istatistiğini. Yani sonraki hücumlarında neredeyse %100 oynadı Melissa Vargas. Çok tutuk başladı. Birinci viteste başladı. Bir anda 2-3-4'ü görmedik 5'e attı. Vitesi çok iyi bir performans. Yine ilk sette dediğim gibi o da o takımın genel halet ruhiyesine uydu. Ama sonrasında özellikle biz Vargas'la uyandığımızı düşünüyorum. Vargas bizi ateşledi ikinci setin başıyla birlikte. Tüm takım uyandı. Zaten Dominik karşısında bizim buna ihtiyacımız vardı. Yani daha iyi bir takımız. Her yönden daha üstünüz. Oynamaya ihtiyacımız vardı. Kendi standartlarımıza yaklaşmaya ihtiyacımız vardı. Bunu yaptık. Elif de çok iyi besledi Vargas'ı. Elif de iyi günündeydi. Vargas çok iyi günündeydi. Yine ilk seti bir kenara koyarak tabii ki bu yorumları yapıyoruz. Bu da bizi galibiyete taşıdı. Ama Vargas bizim için çok önemli. Santarelli'nin maç anında Hande Baladın taklidini yaptığı bir an vardı. Gördünüz mü? Saçlarını falan savurdu böyle Hande sayı aldıktan sonra. Bayağı da konuşuldu. Santarelli sağ kenarındayken panik halde değil ve daha poker face olduğunda maçlar daha tatlı akıyor gibi hissettim ben bu sefer. Ya Santarelli maçı yaşıyor ve bunu da oyuncularına hissettiriyor. Sanki oyuncularıyla birlikte sahadaki 7. oyuncu gibi. Daniele Santarelli yani tamamen maçın içinde, sürekli diyalog halinde, sürekli pozitif enerjisini göndermeye çalışıyor. İşler kötü gittiğinde yanlışları da söylüyor. Tabii ki sürekli pozitif enerjiyi gönderiyor derken yanlışları söylemiyor anlamı çıkmasın burada. Yanlışları da söylüyor. Zaman zaman şöyle yapın, böyle yapın diyor. Yaşadığı hayal kırıklığını da zaman zaman mimikleriyle gösterebiliyor ama hep maçın içinde ve hep oyuncularıyla çok iyi bir iletişim halinde. Bu çok değerli. Oyuncular sayıdan sonra sürekli kenara bakıyorlar, onu görüyorlar, sevincini görüyorlar, o enerjisini, aksiyonunu görüyorlar ve onlar da maçın içinde kalıyor. Bunlar değerli konular. İletişiminin çok iyi olduğunu görüyoruz oyuncularıyla. Eda sayı alıyor, ona koşuyor, Hande sayı alıyor, Santarelli'ye gidiyor. Sürekli olarak yani oyuncularıyla o enerji alışverişinde de bulunan bir koç. Bu değerlidir bir takım için. Bunu her zaman hissetmek ister oyuncular. Diğer takım branşlarında da bu böyledir. Voleybolda tabii sahanın hemen kenarında olduğu için çok daha yakından hissedebiliyorlar bunu. Bunun değerli olduğunu düşünüyorum. Milli takımımıza da artı kazandırdığını düşünüyorum. Pazar günkü maça geçmeden önce aslında rakiplerimizden biraz konuşmak istiyoruz. Sırbistan-Amerika maçı sizce nasıldı? Ben orada Sırbistan'dan net bir galibiyet açıkçası bekliyordum ama Amerika'nın da son şansıydı. İnanılmaz savaştılar. Müthiş bir mücadele ortaya koydular. Ben yine de yani Amerika ne kadar savaşırsa savaşsın Sırbistan kazanır diyordum bu mücadeleyi ama Amerika Birleşik Devletleri kazanarak olimpiyata tutundu. Amerikalılar için olimpiyat son derece önemli, özel biliyorsun. Yani Amerika voleybolda olsun, diğer spor branşlarında olsun olimpiyat söz konusu olduğunda bölüm sonu canavarı oluyor. Evet. Bunu gösterdiler. Sahada ortaya koydukları performansla bunu gösterdiler. Daha iyi bir takım oyunu oynadılar Sırbistan'dan. Sırbistan çok fazla Boşkoviç'e yüklendi. Boşkoviç üzerinden çok fazla oynadılar ama Amerika Birleşik Devletleri'nde böylesine killer bir pasör çaprazı yok. Dolayısıyla onların takım oyununa ihtiyaç vardı. Kirali Milletler Ligi'nin başından bu yana bir takım arıyor. İdeal takımını arıyor, bulamıyor. Sürekli arayış içinde. Normalde oyuncu değiştirmeyi sevmeyen bir koç yorumu yapardık geçen seneye kadar. Ama son bir yılda Kirali o kadar büyük bir arayışta ki sürekli oyuncu değişikliği, sürekli oyuna müdahaleler, oyuncuların pozisyonlarını değiştirmeler, her şeyi deniyor. İdeal altısını bulabilmek için. Bu şekilde de devam edecek gibi Amerika Birleşik Devletleri ama her iki takım açısından da bakacak olursak iki takım da madalya istiyor. Sırbistan kaybetmiş olmasına rağmen ben hala Amerika'dan daha iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. İlerleyen turlarda neler olur, neler biter, eşleşmeler nasıl olur bilinmez ama yani şu ana kadar seyrettiğim bu iki takımın da Türkiye ile eşleşmesi beni rahatsız etmez açıkçası. Peki önümüzdeki maç İtalya maçı. Pazar günü oynanacak. Bizi nasıl bir maç bekliyor sizce? Zor bir maç bekliyor. Biliyorsun İtalya'ya kaybettik. Milletler Ligi'nde daha farklı bir atmosferde oynanacak tabii ki maç. Artık olimpiyat oyunları. Grup liderliği maçı olacak. Bu mücadele. Ben sert bir maç bekliyorum. Egonu çok konuşuluyor ama Vargas'ın daha iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Egonu'dan takım oyununu biz oynayabilirsek, bugünkü oyunumuzun üzerine çıkmamız lazım. Ama takım oyunumuzu oynayabilirsek o geçen sene Avrupa Şampiyonası'ndaki hüviyetimize bürünebilirsek İtalya'da geçme şansımızın olduğunu açıkçası düşünüyorum. O potansiyelimiz var. Saha içinde o küçük nüanslar bence galibi belirleyecek o gün. Bizim yine geç uyanma lüksümüz olmayacak İtalya'ya karşı. Maçı uyanık başlamak zorundayız. Yani İtalya karşısında geriye düşüp 1-0, 2-0 geriye düşüp geri dönmek çok daha zor olacaktır. Hollanda ve Dominik'le kıyasladığımızda. Dolayısıyla orada kilit nokta bence servisi riske edeceğiz ama az hata, mümkün olduğunca az hata yapmamız gerekecek. Servislerde, bugün zaman zaman çünkü servislerde hatalarımız oldu, kaçırdığımız servisler oldu. Tabii ki İtalya maçında da olacak ama bunu minimize etmek zorundayız. Bloklarımıza çok iş düşecek. Egonu'yu soğutabilirsek mücadeleden bence oyunun ibresi bize doğru kayacaktır. Ancak orada da tabii Antropova diye bir oyuncuları var. O da çok enerjik, atletik bir oyuncu. Yerine girebilecek oyunculardan biri. Ama ilk tercih Egonu olacaktır diye düşünüyorum. Sert bir maç. Orta oyuncuları çok etkili. Bizim de bu etkinliğe aynı şekilde karşılık vermemiz gerekiyor. Yüksek orta oyunculara sahipler. Zehra'nın önünde 3 gün daha var. Daha iyi fiziksel konuma gelebilmesi için Zehra'ya çok ihtiyacımız var. O mücadelede de yine onun yüksekliğine, bloklarına, hücumuna ihtiyacımız var. Zehra kritik bir rol oynayacak. Elif çok iyi oynadı bugün. Elif'le devam edeceğini düşünüyorum. İtalya mücadelesinde Ebrar'ı sahada görür müyüz? Son 5 sete baktığımızda, son hatta 6 sete baktığımızda oynadığımız sanki Ebrar'ı Vargas'ın alternatifi olarak düşünmeye başladı gibi koç. Yine bugünkü 6 ile başlama ihtimalimizin oldukça yüksek olduğunu açıkçası düşünüyorum. Şanslar eşit, küçük nüanslar dediğim gibi farkı belirleyecek. X faktörü kim olur dersen X faktörü de bence o mücadelede maçı biz kazanacaksak Ebrar olma ihtimali yüksek. Hızlı bir oyun oynanırsa İtalya maçında da çözülecek bir performans sergileyeceğiz. Benim diyeceklerim bu kadar. Yolumuza devam ediyoruz. Evet. 2'de 2 ile arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizi izledikleri için lütfen kanalımıza abone olun, yayını beğenin ve lütfen yorum kısmına da İtalya maçı hakkındaki düşüncelerinizi yazın. Hoşçakalın.